Arkadaşlar Furkan'la Almanya kanalına hoş geldiniz. Beni ilk defa bu videoyla tanıyanlar, yeni gelen arkadaşlar için kısa bir tanıtım yapayım. Biz karı koca mühendis, Türkiye'den buraya göçmüş iki göçmeniz, taşındık. Biz mülteci değiliz, ilticacı değiliz, FETÖ'cü değiliz. Akla gelen sorular varsa. Ben Boş'ta çalışıyorum Türkiye Çerkezköy'de ve Berlin'deki Boş'a transfer oldum. İşte sonra 2,5 yıl orada çalıştıktan sonra da burada yine güzel büyük bir firmaya transfer oldum. Burada çalışmaya devam ediyorum. Eşim de burada bir yerde çalışıyor. İkimiz de mühendislik yapıyoruz. Çocuklarımız 11 ve 9 yaşlarında ve bu eve yeni taşındık. İşin özeti bu. Sorularınız olursa bu halde sorabilirsiniz. Almancayı nasıl öğrendik? Hemen onu da söyleyeyim. Bizler Almancayı Türkiye'deyken Erasmus yaptık, Almanya'ya geldik. Ben Avusturya'da, eşim Almanya'da. Biz zaten o ara tanıştık ve evlendik. Öğrenciydik son sınıfta, 4. sınıfta evlendik. Okul biter bitmez de çocuklarımız oldu arka arkaya, 2 yaş arayla. Hayatımıza bu şekilde Türkiye'de devam ettik. Sonra baktık, ekonomi, siyasi, rahat edemedik. Biriktirdiklerimiz bir işe yaramadı, bir şeyler alamadık, satamadık, beceremedik yani. Bir de bizim aileden destekli değildi durumlarımız. Sıfırdan başladık, altından çok kalkamadık. Sonra çocukların okul çağı geldi. Özel okula gönderme derdi, paranın birikmesine bayağı bir engel oldu. İşte araba aldık, sadece arabanın borcunu ödedik falan. Belki de tutumlu davranmayı beceremedik Türkiye'de. Bir şekilde olmadı. Sonra Alman firmada çalışmanın getirdiği gazla Almanya'da olabilir mi, hayatımız devam edebilir mi diye düşünerek, daha evvelki öğrenci eşit programında yaşadığımız tecrübeden sonra sonra orası oldu işte. 3 yıl Türkiye'de çalıştıktan sonra buraya geldik. Onun öncesi de var. Askerlikten öncesi de var. Vesaire vesaire. Özet geçeyim dedim. Beni ilk defa tanıyanlar için. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Bu videoları izleyip hoşunuza gidiyorsa. Çünkü videoların izlenmelerinde %20-21 civarında aboneler var. Geri kalan izlenmeler %80 abone olmayanlar. Bana destek vermek istemez misiniz? Sadece abone ol tuşuyla bana destek verebilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın beğenirseniz. Beğendikleriniz tabii ki sadece beğenin mutlaka. Sadece destek olma amacıyla değil. Yorumlarınız da bana keyif veriyor. İnteraktif bir şey oluyor. Ben fikirlerimi paylaşıyorum. Sizler bir şey yazıyorsunuz. Arkasına ben cevap yazıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Çok büyümediğim için şu anda gayet keyifli gidiyor. Ama büyümekten de zarar gelmez. Sonuçta ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar faydası olur herkese. Kendinize iyi bakın. Videonun devamına çektiklerimi ekliyorum. Görüşmek üzere. Videolarımda şu şöyledir, bu böyledir diye anlatmak yerine günlük yaşantımdan, aklıma gelenlerden, tecrübelerden, yaşadığım anlardan sizlerle paylaşımlar yapıyorum. Doğrudan moda mod olmasın diye. Böylelikle daha akıcı oluyor. Benim de daha hoşuma gidiyor. Ne doğruya doğru, ne yalan söyleyeyim. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Aldi'nin en sevdiğim yanı kıyafetleri. Sümeyye Hanım da inceliyor bir şeyleri. Zeynep için bakıyor tabi. Tabii ki Zeynep için bakıyorum. Niye, kendin için bakamaz mısın? Zeynep için bakmak daha iyi. Anne olunca öyle mi oluyor? Yedirmek, yememek yedirmek, giymemek giydirmek mi? Evet. Öyle değil de, o daha çok zevk veriyor. O daha çok zevk veriyor. Evet. Katılıyorum sana. Şimdi şunun kalitesine bir bakalım. 146. On numara ya. Gerçekten çok iyi. Bu ne kadar? Bir saniye, bir tane. Fiyatına bakalım. Strict Light. Strict Light mı bunlar? Strict Light. 8.99. Kalem etek diye mi geçiyor? Ben şey bekliyorum. Ne diye geçiyor bu? Elbise o. Elbise, Strict Light. Kalem etek ne alaka? Dediğiniz duyar gibiyim. 9 euro arkadaşlar. Ya bunun böyle yok mu? Kızıma böyle tight aldık. Tight değil mi bu? Ne diyorlar? Tight gibi bir şey değil mi? Tight. Tight. Ama termo. Üşümesin yavrum. 8 euro. Üşüme yavrum. Ne o canım? O bana küçük gelir bir kere. Bu X'ler. Tamam. Aa, güzelmiş ama yakışıklı bir şeymiş. Boynuzlu değil de boğazlı. İçine tişört giy, iş yerine git işte. Aynen, iş yerine giymelik kıyafet arıyoruz hep. Mavi suyu aldım da acaba. Bu abideki gibi durursa iyi. Abi yakışıklı ama. Sen de yakışıklısın.
Ne kadar canım bu? Troyer diye geçiyor. 12.99 eğer aynı şeyden bahsediyorsak. Troyer oldu, nerede yazıyor? Evet, burada yazıyormuş Troyer. %50 pamuk, %50 likralı. Bangladeş'te üretilmiş. Ulan benim kardeşlerim. Almanya'ya kıyafet mi ürettiniz? 12.99. Bir battaniye geldi. Damadın eşinden. Arkadaşlar çok yumuşak diye hoşuna gitti. Bu da iyi bir şey değil ya. Her hoşuna gideni alıyor. Her hoşuna gideni alıyor. Bu benim de hoşuma gitti. 14.99, 15 euro. Şöyle bir. Ama siz anlayamıyorsunuz, çok yumuşak. Böyle otururken al üstüne. Güzel bir şey. Sümeyye, artık buradan çıkabiliriz. Önünü alamayacağız yoksa. Hadi gidelim. Bize gidelim. Eve gidelim. Kalk gidelim. Bize gidelim. Eve gidelim. Bir daha. Bir daha. Var mı daha gözüne takılan bir şey? Gözü çıkmaya sıca. Pijama ister misin? Pijama. Ama senin çok var. Ya. Çok var pijama. Biz de onları ne yaptık? Ben hala onları. Bana don aldık arkadaşlar, üzerinize afiyet. Bulamıyoruz evde. Duruyor burada. Evet, onlardan almıştık. Alalım mı? XX aç mı? Evet. Alalım. Bunu çekmezsin herhalde. Çekiyorum şu an. Niye, ayıp bir şey mi var? Bak bu sefer aldık. Eminiz bir değil. Aldık. Kaybolursa sorumlusu? Ben değilim. Ben değilim diyorsun. Aldık, eve gittik, yok. Bu arada donlar ne kadar? Unter Hemd 5.99. Slip değil donlar. Retro pant şu herhalde. 6.99. Evet. 3 tanesi 6.99. Tıpta ayıp yok. Sümeyye, yeni evlenmişiz gibi bir vibe alıyorum senden. Az ve öz aldığını iddia ederek manipülasyon ustası. Mavi güzel değil mi? Mavi hep güzeldir. Yanları bir de sarı olursa. Hayır, sarı yok. Oy oy oy. Pahalıyım şu ya. Sen istiyorsan git iki yerden al. Yo, evet, almayalım. 80 euro. Bugüne kadar yaşayabildik sonuçta. Tabii. 32.99 arkadaşlar. Bet bu yaşa. Yani çarşaf. Yok. Nevresim. Nevresim. Heh, yatağın üstüne örtülen değil mi? Yatağın üstüne örtülen. Yatak örtüsü diye çevirince anlaşılıyor. Bu bir tanesi. Bir tanecik mi? Üstü de var mı bunun? İki çarpı yastıklar için. Bir tane de örtü. Bir tane örtü. Şey, yorgan örtüsü var mı? Yorgan. Hayır. Örtüsü ne demek bu? Yorgan örtüsü işte bu. Nevresim. Aynı. Bu. Yani yorganın içine gireceği bir çarşaftan örtü. Çarşaftan mı bahsediyorsun? Bu nevresim mi? Bu nevresimse. Bu nevresim. Bu nevresimse niye betveşe diyor? Çünkü betveşe nevresim Almancası. Şayze. Sistemde bir kırılma yaşandı. Arkadaşlar, nevresim ve yastık kılıfları diyelim artık. Yorgan kılıfı, yastık kılıfı, evet böyle. Kılıf değil de ört. Neyse, biraz fazla konuştuk. Hadi gidelim ticari. Kolay gelsin Sümenyeciğim. Misafir geliyor, hiç durmuyorsun. Bizim uzun yıllardır arkadaşlığımızı yaptığımız Koraylarımız geliyor. Atlasımız geliyor. O yüzden de puding yapıyoruz. Çok zor olmasa puding da. Puding değil ya. Bisküvili pastaya dönecek birazdan. Şu an puding oldu. Şurada paket çöpü. Paket çöpü. Bugün misafirimiz geliyor. Hazırlık yapıyoruz. Benden bir isteğin var mı canım? Sümeyye, videolarda yazanlar var. Eşinizi yordunuz, ettiniz. Değer miydi?
Ne? Bir halı yıkayamadınız mı? Yıkatamadınız mı? Eşiniz çalıştı, siz oturdunuz mu yoksa? gibi endişeli yorumlar var. Ne diyorsun? Herkesin iş kavramı, iş kavramı başka. Bakan başka şeyler yapıyor. Elinden gelen. Mesela ne yaptığımı söyleyebilir misin? Bulaşık makinesini monte etti. Bana evet. O kadar korkunç bir düşünce olarak geliyordu ki bulaşık makinesinin montajı. Basit bir şey arkadaşlar da, alt tarafı arka tarafını, ön tarafının yüksekliğini ayarlamak gerekiyordu. Yanlardan sabitlemek gerekiyordu. Biraz kafamız doluydu. O gün çocukların antrenmanı vardı. Biraz ben Sümeyye'yi yalnız bıraktım. Geldim, biliyorsunuz zaten onun videosu da var. Akşamını hemen hallettim Sümeyye dinlenirken. Öyle yüklerden kurtarıyorum ben de. İş çözüyorum biraz. Sümeyye memnun bu hayattan. Biz onu çok yormuyoruz, merak etmeyin arkadaşlar. İstediğim zaman kapımı kapatıp uyuyorum. Evet, işte bu. Şimdi bu bisküvili pasta benim en sevdiğim pastalardan biridir. Bu arada çay mı kaynadı? Demlememiz lazım. Çay demleyelim. Bisküvili pasta olayı, pudingi yapıyorsun. Bisküvilerin üzerine pudingi boca ediyorsun. Sonra başka bir şey yok. Soğutuyorsun. Soğutuyorsun. Afiyet olsun. Ben de çayı demleyeyim. En doğal halimizde sizlerle birlikteyiz. Bizim gösterişten yana bir olayımız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beraber çalışıyoruz. Beraber hallediyoruz işleri. Biz halı yıkamayı gidip de metrekaresini 10 Euro'dan verecek bir durumda değiliz. Video çekenler böyle mi bilmiyorum ama bir yanlış intiba oluşmasın. 12 yıldır kendi emeğimizi vererek çalışan, kafa kafaya vermiş, fikir olarak da, çalışma olarak da hep kafa kafaya verip problemleri çözen, çözmeye çalışan, çözemediğimizi oturup birlikte ağlayan bir çiftiz. Her şey çözülmez değil mi? Elimizde olmayan şeyler de olabilir. O yüzden sizi kafaya takmayın. Ben çalışırken, iş yaparken Sümeyye beni video çekecek değil. Bu işin girişkeni benim. O yüzden böyle devam ediyoruz. Şuradan bir çay alayım canım. Biraz fazla demin. Hatta ikinci çaydanlığı da koysaydın ya. Tamam, koyayım. Nerede? Dur önce demleyeyim. Süreci başlatalım. Proses. İşlerken yaparız. Şimdi bize gelen arkadaşlarımız BSH'tan arkadaşlarımız. Türkiye'den. Koray ve Tuğçe. Hepimiz terk ettik BSH Türkiye'yi. Tuğçe boşta çalışmaya devam ediyor. Önce ben terk ettim. Önce Sümeyye terk etti. Arçelik'e gitti. Arçelik'te geliştirmeye gitti. Market Access'te çalışıyordu. Market Access ne derseniz, ülkelerin ihtiyaçlarına göre tespitleri yapan, ürünlerin ülkelere göre gönderilmesi için gereken niteliklerini belirleyen ve uygulattıran bölüm. Ben de geliştirmedeydim. Sonra Sümeyye geliştirmeye gitti. Reliability, sürdürülebilirlik, güvenilirlik. Ne dersiniz ona Sümeyye? Reliability. Yok, sürdürülebilirlik değil ya. Reliability neydi? Güvenilirlik. Güvenilirlik diyelim Türkçesine. Hep reliability diye geçtiği için ağzıma sustainability'nin Türkçesi geldi. O işlerde falan uçtu gitti Arçelik'te. Sonra geldi sonra burada. Yere kondu. Burada şey yaptı. TS var ya, TS. Onun Amerika versiyonu var. Orada işe girdi. İyi de oldu. Sonrasında da bizim firmada Schneider Electric. Burada conformity. Uyumluluk. Uyumluluk mu diyebiliriz Türkçesine. O bölümde çalışıyor. Koray'ın V60'ı var. Yeni aldı. Bahsetmiştim size. Gündüz onu deneyeceğiz. Bakacağız. Orasını burasını mıncıklayacağız. Onlar da gelmek üzereler. Tabii ben onları çekmeyeceğim. Ama yarın Koray'ı görürsünüz. Koray'ımın yakışıklı karizma halini. Bir de Atlas'ımız var. Onu da biz göreceğiz sadece. Evet. Çok özledik. Biz Atlas doğduğu zaman gitmiştik. Kaç haftalıkta? Oktoberfest'te gittiğimizde. Şu an 16 aylıkmış. Aynen. İşte 12 ay geçtiyse, 13 ay falan geçtiyse 3 aylıkken mi gitmişiz o zaman? Hemen hemen. Daha çok küçük. Atlas'ımıza gitmiştik. Tontiş bir şeydi. Şimdi biraz toparlamış. Boyu posa atmış herhalde. Bu arada kızımızın olmadığı evde çok belli oluyor arkadaşlar. Kız çocuğu acayip güzel bir şeymiş. Varken insan
yokluğunu fark edemiyor da yokken gerçekten bir böyle burnumuz sızlıyor. Ses yok, patırtı yok, gürültü yok, neşe yok. Böyle bizi kıpır kıpır hareketlendirirdi Zeynep. Neyse, çarşamba günü gelecek o da. Bulaşık makinesinden çok memnunuz. Fakat otomatik açılma özelliği olmasına rağmen açılmıyor. Değil mi Sümey? Orada bir gelişme olmadı yani. Aynen. Ya biz bir ayarını yanlış yaptık kurarken. Evet. Yani henüz çözemedik. Ama güzel yıkıyor. Eko'yu alırsanız 50 derecede 5 saat yıkıyor. Sümeyye'nin teorisine göre dedi ki Sümeyye, bu 5 saat yıkıyor nasıl eko oluyor? 5 saat boyunca elektrik tüketen şey nasıl eko olabilir? Ben de şu iddiada bulundum. Uzun bence süre suyundan dolayı eko diyorlar. Yani bence toplam enerjiyle ilgili Sümeyye'cim. Bilenler yorumlara yazsın. İki elektrik mühendisini yanıltın. Bence toplam kullandığı enerjiyle ilgili eko. 5 saat çalışması yoksa akla mantığa uygun değil. 5 saat döndürüyor makineyi ama neyi kısıyor acaba? Değil mi? Durup durup mu yıkıyor? Durup durup mu yıkıyor? İçindeki suyu mu döndürüyor? Bilenler yazsın. Teşekkür ederiz. Şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar, koskoca V60 almış. İnemiyor bizim şu yokuştan. Şimdi yardıma gidiyorum. Plaka da Münih. Münih'ten geldiler. Bir co-pilotluk yapalım bakalım. Dışarıdan şöyle gel. Heh. Ha koçuma. Dön. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Dümdüz gel. Dümdüz gel. Gel. Gel, kurtarın. Şöyle dümdüz koy oraya. Araba da arabaymış be. Vay be. İsveç çakısı. V60'ımız geldi. Maşallah maşallah. Benimkinin arkasına da koyabilirsin, öyle de koyabilirsin. Yarın bu arabayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi biz misafirimizi ağırlayalım. Amma uzun geldin ya. Gel 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 gel. Kardeş ne yapıyorsun? İyi, seni ne haber? İyidir, özlettin ha. Vallahi iyi oldu. Boyun mu uzadı? Yok. Sen. Hadi gel. Neler alıyoruz? Bilmiyorum. Şeyini biraz alırız galiba. Alır, almalı dedi ama bir şey, en azından bir tane bir şey alalım. Gel ya. Gel girelim sonra. Bakalım. İyi, hadi bakalım. Dünden misafirlerimiz var. Uyuyorlar. Ses yapmadan ortalığı toplayayım. İş yapmıyor diyenler utanır mı? Sümeyye hazırlanıyor. İşe gidecek. Ben bugün home office'im. Eşyaları ortalığı bir toplayayım. Bulaşık makinesini bir boşaltayım. Dünden kalanları bir yerleştireyim. Sonra bakarız. Kahvaltı hazırlarız yavaş yavaş. Misafirimiz Münih'ten geliyor. Benim BSH'den Türkiye'den arkadaşım. 10 yıldır arkadaşım yani. Ready? Ready. Thank you.
Kim var? Arkadaşlar bu arkadaş kendi başına yemeğini yiyebilen yetenekli insanlardan işte. Değil mi oğlum? Mesaimiz bitti. Çıktım. Şuradaydı tavşan. Şimdi köşeye gitti, benden korktu. Güneş batarken de güzel görünüyor. Doğarken de. Sabah doğarken çekmiştim. Şimdi de batarken görüyorsunuz arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim. Elektrikçi buraları temizledi. Bakalım. Nasıl olacak? Kontrol edeceğiz birazdan. Tavşan gitti mi acaba? Gitmiş. Ha, burada. Gölün arkasında. Size şimdi gözünü göstereceğim. Ha, diğeri de orada. Bak 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 bak. Bu kadar yakın görmemişsiniz. Gitti.